Getir'den siparişini ver, program bitmeden kapında olsun. Getir, son round programını sunar. Şimdi tabii kamuoyu özellikle Raşit Gezal transferi de olduğunda ve hatta sezon başında Fatih Aksoy, Wellington, Ensakala transfer üçgeninde, işte Alpay'ın da Aytemiz Alanyaspor'u kiralanmasıyla sezon başında çok daha farklı bakıyordu Beşiktaş taraftarı. Ve hatta Beşiktaş kamuoyu diyelim. Ben şunu kullanmıştım. İşte Fatih Aksoy'un için gönderildi. Benim söylediğim şuydu. Demek ki Sergen Yalçın'ın oyun planına uymuyor. Yani Sergen Yalçın böyle bir karar verdi. Fatih benim oyun planımda yok. Niçin tutayım? Bu bir oyuncuya da bir jesttir. Oğlum ben seni oynatamayacağım. Yani sen benim planlarımda yoksun. Oynayabileceğin ve hatta mutlu olabileceğin bir yere git. Fatih Aksoy'un Instagram hesabına bakarsanız zaten çok mutlu olduğu gözüküyor Aytemiz Alanya Spor'da. Raşit Gezal transfer edildiği vakit o dönem daha böyle işte Abu Bakar transferi vardı. Santrofor problemleri vardı. Efendim zaten sağ tarafta bu kadar oyuncumuz vardı. Altın Ordu'dan da Hüseyin Atakan Üner gelmişti. Gökhan Töre var. Aydın Asiç var. Taylor Boyd var. Misal yani öyle konuşuyoruz. Tabii o zamanlardı doğru. Yani niçin Raşit Gezal geldi? İşte Raşit Gezal şampiyonluğun çilingiri oldu. Yani o bütün kilitleri adam tek tek o bizim filmlerde gördüğümüz kasarsızları vardır ya böyle imkansız denen kasaları açar. Tabii. Raşit Gezal imkansız denen golleri attırıyor. O inanılmaz o asistleri yapıyor. Biraz taraftar algısının da herhalde değişmesi gerekiyor. Bir öncelikle teknik direktörün mantığını anlamak gerekiyor. Hani bir yüz büyük Türk yalanından birisi de futbola dair şeydir ya. İşte bizi lig başladıktan 6 hafta sonra görün diye. Bunu teknik direktör tamam. söylemesin de. Tamam. Taraftar olarak biz söyleyelim. Diyelim ki abi başlasın biz bir teknik direktörün oyun planını anlayalım. Oyun planının üstünden gerekirse eleştiririz. Gerekirse de hakkını veririz diye. İşte yani, biz Erol Bulut'u anlayamadık. Evet. Ama Emre Belözoğlu'nu 3. maçta anladık abi. Bu kadar basit. Anladık ya bir şey ha ne evet. yapmaya çalıştığını anlıyorum. Bu evet. yapmaya çalıştığın şeylerin eksiklikleri var. Ama anlıyorum. Hı-hı. Bu kadar Tabii. basit. Bu evet. kadar basit. Bu. Sergen Yalçın geçen sene de söylemişti. Hatta geçen sene Sergen Yalçın göreve başladıktan sonra Ahmet Nur Çebi şampiyonluk bizim için hayal değil derken çok eleştiri almıştı. Ama ligdeki puan şeyine bakıyoruz. Sergen Yalçın'ın biraz daha zamanı olsaymış. Hatta Abdullah Avcı 6 maçlık galibiyet serisi öncesi bir 5-6 puan daha fazla toplayabilmiş olsaydı belki de Beşiktaş geçen sene de şampiyon olacaktı. Geçen sene de. Ben de onu söyledim. Yani bir Abdullah Avcı 5 puan falan daha fazla bırakmış olsaymış. Tabii. Olabilirmiş yani. İş dönebilirdi. Çok daha farklı bir yere dönebilirdi. Bu yüzden Sergen Yalçın'ı bir kez daha tebrik edelim ve bu performansını da sürekli göstermesini bekleyelim tabii ki. Yani oyuncuya evet. katma değer katıyor. Kyle'ların şimdi satılacaksa West Bromwich Albion 15 milyon euro teklif etmişti. Belki şimdi 20-25'lere başka bir takım gelecek. Kyle'larını özel uçaklarla yollamak lazım. Çünkü Kyle'ların işini yapabilecek başka bir oyuncuyu bulabilirsiniz. Kyle'ların Sergen Yalçın'ın kurgusunda parlayan bir oyuncu. Çünkü onu öyle oynatabilecek başka bir takım alacak mı acaba? Hemen satacaksın. Hemen. Raşit Gezal'ı Rusya'ya alacaksın. Hemen çelenklerle, çiçeklerle uzat, Tabii. yollayıp o dediğin doğru yani. Raşit'i alacaksın, Abu Bakar'ı alacaksın önce. O ikisini bir kesinleştireceksin. Ve sonra Rozier'in alırsın. Tabii. Yani onları alacaksın. Sonrasında transfer şeyine bakacaksın. Bakarsın. Oyuncuların çok performansını baya yükseltti. Tam bir hem yarışmacı hem de geliştirici teknik direktörlük budur. Oyuncu geliştirirken şampiyon olmak başka bir seviye çünkü. Hani biz bunu Fransa'da falan hep övüyoruz ama burada da bu Tabii. oldu yani. Şimdi biz yorumcularız. Bir sene boyunca işte bir sürü program yapıyoruz. Ben bu sene 5 tane program yapıyorum. Evet. Sen de maşallah bayağı bir programa çıkıyorsun. Şimdi biz bir şeyler söylüyoruz. Bir şeyler söylüyoruz sene başında. Sonra bazen tahmin yapıyoruz. Tabii. Bazen tutmuyor. Çoğu zaman tutmuyor hatta. Tahminlerin çoğu tutmuyor. Ama bazen bir şey söylüyoruz. Diyoruz ya bu görüntülü olmaz böyle. Şimdi bu görüntülü olmazdı Beşiktaş'ta. Yani Tyler Boyd'la Lens'le evet. sene başındaki Beşiktaş'ı konuşuyorum. Hı-hı. Tyler Boyd'la Lens'le falan olmazdı. Yani Gezzal tamam iyi, bilinen oyuncu da hani 10 maçı yok son sene. Doğru düzgün 10 maç oynamamış. Abu Bakar, ne verim vereceğini bilmiyoruz yani. Öyle ya mesela. Abu Bakar'ı bana dedi bak benim Beşiktaş'ta biri dedi ki dizi patladığı anda biter bu. Evet. Bu ilk sakatlandığı yerde patlayacak hiç yani öyle bir lastik bu. Hani evet. şey canta gidiyor. Ha cant. Ha bu hem patlarsa gider. Patlayana kadar bizi devre arasına kadar idare etsin diye aldılar ya. Evet. Devre arasına Neyse. Bakarız. Zaten sezonu getirdi ya. Yani. Aynen öyle. Ondan sonra yani şimdi bakıyorsun ya Ersin tamam Gezzal fena değil. Abu Bakar bilmiyoruz. Bilmiyoruz. Larin.
Larin, Wellington, Ensakala. Tabii. Burası Alanya Spor mu? Bak burası Alanya. Ben bunları hatırlıyorum. Tabii tabii. Bunların hepsi vardı. Şimdi oradan buraya dönüş kesinlikle hoca başarısı. Çok kesinlikle güzel. Yani dolayısıyla şimdi vay sen sene başında ne demiştin? Sene başında herkes öyle diyordu abi. Evet. Herkes sene başında demiştim. Sene başında Beşiktaş bizim şampiyonluk adayımız değildi ki. Sadece herkes olduğu için şampiyonluk adayı. Ayrıca 3 haftalık tatilden sonra, 3 haftalık hani bir 2 haftalık milli ara, evet, bir haftalık da bay geçmeden sonra yani ciddi bir kopma dönemine girebilirdi Beşiktaş. Başakşehir ve Fener galibiyetleriyle toparladı. Ve çok zor maçlardan çıktı. Tabii. 10 kişi kaldı Fenerbahçe derbisinden çıktı. Başakşehir ve Fenerbahçe maçlarıyla toparladı. Ondan sonra da yürüdü Allah için. Çok çok iyi bir takım. Yani sonra gene gittiler Antep'te falan yenildiler ama önemli o değil yani. Bir yola girdiler. Evet. O yola girmek mühim yani. O yola bir türlü giremedi. Ne Fenerbahçe girdi. Galatasaray mesela o yola girmişti. Niyeyse kendi kendine çıktı. Niyeyse kendi kendine çıktı sonra. Yani onu anlamak zor. Ama mesela Fenerbahçe o yola hiçbir zaman giremedi. Evet. Galatasaray bir girdi çıktı. Beşiktaş o yola bir kere girdi abi. Bir daha da çıkmadı. Şerif'i terk etmedi yani. Evet. 21. şampiyonluklarını da kutluyorum. 59.sini de sayıyorum ben. O yüzden Beşiktaş'ın 21 tane şampiyonluğu var. Bu da 1923 hesabıyla. Yani 23'ten önce 1911'de başlamış Beşiktaş ilk bir sezona. Beşiktaş'ın futbol takımının kuruluşu 1909. Ama bir sezona dahli 1911. Dolayısıyla 1911 ile 23 arasında da bir şampiyonluğu varsa Beşiktaşlar hatırlatsınlar, onu da ekleyeyim. Evet. Dolayısıyla Beşiktaş'ın 21. şampiyonluğunu kutluyorum. Sergen Yalçın'ı da kutluyorum. Yönetimi de kutluyorum. Josef de Souza'yı kutluyorum. Atiba'yı kutluyorum. Wellington'u kutluyorum. Gezzal'ı kutluyorum. Abubakar'ı kutluyorum. Larin'i de kutluyorum. Bunlar çok büyük katkı verdiler. Tabii sonra Vidas'ı da, Ersin'i de, Ensakalası'da, Rıdvan'ı da, hepsi tabii de. Beşiktaş'ın artık bu saatten sonra yapacağı Galatasaray maçını beraber falan bir şekilde bitirip şampiyon olmak. Sonra da Dorukhan'la Montero'ya gol attırıp öyle bir şeye girmek yani. Bir penaltı penaltı olursa Dorukhan'a Montero'ya falan attırmak gibi bir durum var. Başka bir hedefi de kalmadı. Ama senin dediğin doğru. Beşiktaş mutlak surette Gezzal'ı, Abubakar'ı ve Rozier'i öncelikle bitirmesi lazım. Larin'i yerine dediğin gibi bir adam bulursun. Yani o bulunur. Onun işini yapabilecek, ondan daha büyük katkı verecek bir isim de bulunur. Salih Uçan'ı almışlar. Dün Candaş söyledi. Salih Uçan'ı almışlar. O iyi bir transfer olur. Şimdi orta saha rotasyonu olarak düşünürsen. Şimdi o zaman mesela işte Laiç'in durumu ne olur? Dorukhan gidecek. Artık o belli oldu. Yani Laiç'in durumu ne olur? Mensah'ın büyük ihtimalle kiralanmayacaktır. Muhtemelen yani sözleşmesini sokmayacak. Dolayısıyla hani onların yerine orta sahaya bir iki takviye daha lazım. Bunların hepsini de yapıp artık Montero geri gidecek büyük ihtimalle. Bir başka stoper ayarlanır. Konya Spor'dan Abdülkerim alır Sergen Yalçın bence. Yedek. O da ağır bir oyuncu. İyi bir çocuk ama ağır bir oyuncu. Ağır. Yani öne çıkan takımda ne yapar? Onu bilemiyoruz. Diyeceksin ki Vida çok mu hızlı? Ama bir de daha atletik yani. Pozisyon bilgisi yüksek. Çat hemen o orta sahaya gidip Dolayısıyla Beşiktaş'ın transferleri de böyle mantıklı olursa 3-4 tane kaliteli transfer yaparlarsa ki bu konuda uzman bir ekibi var. Evet. Şampiyonlar Ligi ve gelecek seneki mücadelede gene ön planda olacaklardır. Tabii ama şimdi artık hani biz genellikle hep 15-16 kişiyle oynayan Sergen Yalçın'ı gördük. Ama Şampiyonlar Ligi'de devreye girdiğinde Sergen Yalçın'ın da daha geniş bir oyuncu grubunu idare edebilme. Sekve idare deriz ya. Sekve idare etme biçimini orada göreceğiz. Rıdvan Yılmaz'ı da kutlayalım. İlk golünü attı Beşiktaş'ta. Ben çok beğeniyorum ve çok da seviyorum. Evet. Ama Sergen Yalçın daha şu tabuyu da yıktı farkındaysan. Hani işte efendim Rıdvan nerede? Niye Ensakalı oynuyor derken herhalde bir 11-12 haftadır biz Rıdvan Yılmaz nerede diye sormuyoruz. Tabii. Çok önemli. Bu çok önemli. Yani nerede diye sormadık. Tam arada bir sakatlık yaşadı geldi ama hani Ensakala bile bu oyunun içinde kendisini unutturdu bize. Sezon başındaki hatalarını gösteriyorduk. Parmak hesabı yapıyorduk. Evet bak burada bunu yaptı, burada bunu yaptı. Şimdi onu da unutturmuş oldu. Yani Şenol Hoca daha iyi bilir ama bence milli takımın Euro 2021'de Caner Erkin yerine Rıdvan Yılmaz olması lazım. Umut Meraş Yılmaz, Rıdvan Yılmaz ikilisi. Sol bekte. Benim gönlümden geçen de o. Onu da söyleyeyim yani.
Evet, göreceğiz. Tabii bir de Şenol Güneş'in kadro açıklandıktan sonra da onun üstüne bayağı bir hafta tartışacağız herhalde. Bunun Tabii için tabii vardı, tabii. bunun için Ya yok yani bir diye. 28-29 kişi açıklıyorlar ilk başta. Evet, Orada ana çok kadro. ağır tartışmalar olmuyor ama o 23'e Sonrası düşünce, 23'e yüzünde. düşünce tabii. Ona bakmak lazım. Evet. Tayland bence düştü kadrodan. Tayland Antalyalı çünkü Okay çok iyi. Orta sahada onun pozisyonunda da ama yükselen bir oyuncu var. O da Halil. Gel istersen öyle Galatasaray'a geçelim. Evet, öyle Galatasaray'a geçelim. Getir'den siparişini ver. Program bitmeden kapında olsun. Getir Son Round programını sundu.